Herkese merhabalar. Ben Can Hocanız. CVC Akademi kanalımıza yeniden hoş geldiniz. 2022 bilgi sarmalayete matematik kitap çözümleri devam ediyoruz. 4. bölümün 23. testindeyiz. Trigonometrik denklemler 2 testindeyiz. Trigonometri bitirmeye çok çok az kaldı. Haydi bakalım herkes hazırsa birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Eşitliğini sağlayan x değeri için sinüs x kaçtır diye sorulmuş. Hemen toparlayarak başlayayım arkadaşlar. 2 çarpı sinüs x çarpı tanjantı sinüs x çarpı bölü kosinüs x diye yazalım. Eksi sekanta 1 bölü kosinüs x eşittir 1 şeklinde yazdık. Buradan 2 sin kare x eksi 1 geldi. 2 sin kare x eksi 1 de şöyle yazalım. Bölü kos x'i de İçten dışa çarpından sağ tarafı aldım. Bu ifadenin kosinüs 2x olduğunu ama eksilisi olduğunu biliyoruz. Eksi kosinüs 2x. O zaman yazalım arkadaşlar. Eksi kosinüsü de karşıya aldığımızda bu şekilde gelmiş olacak. Kosinüs 2x yerine 2 cos kare x eksi 1 ifadesini yazdığımız zaman hepsini kosinüse çevirmiş oluruz. Eksi dağıtıyorum. Eksi hatta her tarafı eksiye çarpalım. Şöyle olsun. 2 cos kare x eksi 1 artı Cos x eşittir 0 olsun. Buradan da şu eksi 1 ile cos, cos x'in yerlerini değiştirelim. Çarpanlarını ayıracağız. Evet. Buradan 2 cos x'e cos x. Bir de 1'e 1 bir şu e artı olsun bu da eksi olsun. Ortayı vermiş oldu. Bu durumda 2 cos x eşittir 1 cos x eşittir eksi 1 geldi. Şimdi buradaki değer zaten 180 derece ama 180 derece dahil olmamış. Dolayısıyla buradan bir kök gelmeyecek. Buraya baktığımda kosinüs x 1 bölü 2 değerini aldı. Buradaki x açımız hangisi olacak? 1 bölü 2 değerini alın. Açımız 60 derece olduğu için x 60 derece olarak düşüneceğiz. Şimdi bu açının sinüs x değerini sorduğu için sinüs 60 dereceyi sormuş oluyor. Sinüs 60 derece de, derecesi de zaten kök 3 bölü 2 olduğundan cevabımız 5 olarak geldi. İkinci sorumuz da 2x dar açıdır. Bu olduğuna göre sinüs 2x kaçtır diye sorulmuş. Hemen paydamızı eşitleyerek başlayalım arkadaşlar. Cos kare x ile şu kısmı da sin kare x ile genişlettiğimizde yukarıda cos kare x artı sin kare x bölü. Aşağıda da sin kare x çarpı cos kare x gelecek. Bu da 16 imiş. Buradan da arkadaşlar şurası sin kare cos kare 1 olduğu için 1 eşittir. 16 çarpı sin kare x çarpı cos kare x gelecek. Şunu 2 çarpı 2 çarpı 8 hatta şöyle yazayım ben. 4 çarpı 2 çarpı 2 diye 16 yazdım. Sinüs x çarpı kosinüs x çarpı yine sinüs x çarpı kosinüs x diye yazarsak bu ifade arkadaşlar 2 sinüs x kosinüs x sinüs 2x gelecek. Şuradaki 2 ile bu ifadede yine sinüs 2x gelecek. Dolayısıyla 4 çarpı sin kare 2x gelmiş olacak. 1 bölü 4 sin kare 2x geldi. Şöyle kök alırsak 1 bölü 2 sin 2x olarak gelmiş olacak. Dar açı olduğu için arkadaşlar 2x zaten pozitif olacak. Negatif olamaz. Dar açılarda birinci bölgeye düştüğü için pozitif değerini almış olduk. Bu durumda hangi sinüs derecedeki açının sinüsü 1 bölü 2'dir? 30. Sinüs 30 derece 1 bölü 2 olduğu için sinüs 2x eşitlendi. Buradan hemen zaten bunun sonucunu sormuş bu arada. Cevabımız 1 bölü 2 olacaktır. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Kosinüs 2 eksinüs x çarpı sinüs 3x 0 pi aralığında kaç farklı kök vardır diye sorulmuş. Arkadaşlar kosinüs 2 x'i kosinüs 3x eksi x diye yazarsak bunun açılımı toplam farktan elde edebilirim. Kosinüs 3x çarpı kosinüs x artı sinüs 3x çarpı sinüs x olduğunu biliyorum. Bakın sinüs x sinüs 3x zaten gelmiş oldu. Bu zaten kosinüs 2x olduğu için bu ifadeye eşit. Ben de onun yerine sinüslü ifadeleri yazarsam sinüslü ifadeler gidecek ve sol tarafta 0 kalacak. Sağ tarafta da kos ifadeler kalmış olacak. Şimdi köklere geçersek ikisini sıfır eşitliyorum. Kosinüs 3x'i 0 yapan kosinüs değeri 90 derecedir. Aynı şekilde kosinüs x'i de burada yazalım. Bunda 90 derece 0 olarak yapacaktır. Şöyle kosinüs 90 derece diye yazdım. Bu iki denklemi o zaman ilişkilendiriyorum. 3x eşittir 90 artı 360 k'dan ne gelecek 3'e böldüğümde? 30 artı 120 k gelecek. Birinci denklem bu. İkinci denklemde yine eksilisini alacaktık. Eksi 90 artı 360 k'dan 3'e bölüyorum. Eksi 30 artı 120K ikinci denklem olarak gelecek. Diğer taraftan x eşittir 90 artı 360K ve x eşittir eksi 90 artı 360K. İşte bütün denklemlerimizi çekmiş olduk. Şimdi köklere geçiyorum. Kökleri bulalım. K'ya 0 verdim. Birinci denklemdeyim. K'ya 0 verdim. O zaman 30 derecenin gelmiş olduğunu bulurum. 1 verirsem 120-30 daha 150 derece. 2 verirsem 240-180'i geçecek. Buradan bu kadar kök geldi. İkinci kısma geçiyorum. 121 verdiğimde 30 çıktığında 90 derece gelmiş olacak. 2 verdiğimde yine 240 30 çıktı 210 yine 180'i e geçti. Başka bir kök gelmedi. Şimdi diğer tarafa geliyorum. Kay 0 verdiğimde yine 90 derece gelecek. Zaten 90 dereceyi almıştık. Diğer kısımda esas ölçüsünü alıp 360 derece dediğimde 270 360 K gibi düşünüp 0 değerini verdiğimde K'ya Buradan 270 derece gelecek ama yine 180'i geçtiği için buradan da kök alamıyorum. Dolayısıyla 30, 150 ve 90 derece köklerimiz 3 tane farklı kök gelecektir. Cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorudayız. 0 ile 180 derece arasında bunlar da dahil olmak üzere x verilmiş. Denklemini sağlayan bu x gerçel sayısı hangileri olabilir diye sorulmuş. Verilen ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Kosinüsü karşıya alıyorum. Sinüs 3x bölü sinüs x eksi Kosünüs 3x bölü kosinüs x eşittir. 4 kos kare x şeklinde yazabilirim. Buradan payda eşitleyerek devam ettirelim bakalım. Evet ne gelecek? Sin 3x çarpı kos x eksi. Sin x çarpı kos 3x bölü. Sin x çarpı kos x eşittir. 4 kos kare x. Buradan arkadaşlar sin 3x çarpı kos x. Sin x çarpı kos 3x. Bu ifadenin sinüs 3x eksi x olduğunu biliyorum. Alttaki ifadenin de sin 2x bölü 2'den geldiğini biliyorum. Yani sinüs 2x'in yarısıdır. Dolayısıyla bu da sinüs 2x oldu. Bunlar birbirini götürürse bölü 2 ters çevirdiğimiz zaman 2 eşittir. 4 cos kare x'e eşit geldi. Her tarafı 4'e böldüğümde 1 bölü 2 cos kare x olacak. Kareköklerini aldığımda da 1 bölü kök 2 kosinüs x eksi artı şeklinde yazabilirim. Yani 1 bölü kök 2'nin eksi değerini ve pozitif değerini veren açıları istiyor. Burası 45 derece. 45 derecede zaten kosinüs 1 bölü kök 2 olduğu için bu ifade olabilir. 2 pi bölü 3'e bakalım hemen. Bu da 180'i 3'e böldüğümde 60. 60 kere de 120. 120 derece baktığım zaman arkadaşlar e, kosinüs 180 eksi 60 olarak yazdığımda kosinüs 60 eksi kosinüs 60'a eşit olacak. Bu da zaten 1 bölü kökü olmaz. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Üçüncüye geldim. 180'i 4'e böldüm. 45. 3 ile çarptım. 135. 135 derecede biliyorsunuz. Eksi 1 bölü kök elde edebilirim. Dolayısıyla bu da olur. Cevabı M şıkkında mevcuttur. Beşinci sorudayız. Denkleminin bir kökü hangisidir diye sorulmuş. Sin kare x, kos kare x 4 tanesi zaten 1 yapacağı için 4 kere 1'den 4 gelecek. Bir tane sin kare fazla kalacak. Dolayısıyla sin kare x artı 5 sinüs x artı 4 gelmişti. Eşittir 0'ı çarpanlarını ayırıyorum. Sinüs x sinüs x 4'e 1 ortayı verdi. Yani sinüs x artı 4 çarpı sinüs x artı 1 eşittir 0 diyebilirim. Her iki kısmı da 0 eşitiyorum. Sinüs x'im eksi 4 buradan da eksi 1 olarak geldi. Zaten sinüs x değerinin eksi 4 alacağı bir derece yok. Dolayısıyla buradan boş küme geldi. Çünkü sinüs x değeri eksi 1 ile 1 arasında bu aralıklar dahil değer alırdı. Burada ise arkadaşlar eksi 1 yapan sinüsü eksi 1 yapan 270 derece var. Yani 3 1 bölü 2 var. Onun dışında denklemi yazdığımızda da yine mesela eksi 90 gelebilir. Zaten bu şıklarda olduğu için cevabım değişik olarak direkt geçmiş oluyorum. 6. sorudayız. Sinüs 3x sinüs 2x çarpı kosinüs x olarak verilmiş. Bu durumda sıfırla pi aralığında kaç farklı kök vardı diye sorulmuş. Sinüs 3x arkadaşlar nasıl yazarım? Sinüs 2x artı x diye yazarım. Bunun açığını yapacak olursam? Sinüs 2x çarpı kosinüs x artı sinüs x çarpı kosinüs 2x şeklinde yaptığımda bakın sinüs 3x zaten sinüs 2x çarpı kosinüs x olarak verilmişti. Yani buraya sinüs 2x çarpı kosinüs x yazdığımızda şu kısımların gittiğini görüyorum. Sol tarafta 0, sağ tarafta da sin x çarpı cos 2x olarak geldiğini görüyorum. Şu kısımları 0 eşitleyerek denklemlerimizi çekelim. Sin x değerini 0 yapan değer hangi değerdir? 0 değerdir arkadaşlar. 0 derecedir. Dolayısıyla 0 artı 360k şeklinde birinci denklemi yazabilirim. 180'den çıkarttığım zaman da x eşittir. 180 artı 360 K'dan da ikinci derece yazmış olurum. Kosinüste de, de aynı şekilde kosinüs 2x'in 0 yapan açısı kosinüs 90 derece olduğu için 2x'i 90 artı 360 K olarak yazıyorum. Yine bunun eksilisini alacak olursam eksi 90 artı 360 K olarak da tekrardan yazmış oluyorum. Buradan 2 ile sadeleştirirsem 45 artı 180 K. Eksi 45 artı 180 k olarak da diğer iki denklemi çekmiş oluyorum. Şimdi köklere geçiyoruz gençler. Hemen k'yı 0 verelim. 180 derece dahil olduğu için aldık. Bundan da başka bir değer çıkmaz zaten. Geliyorum ikinci denklemime. Şuradaki 0 verdiğim zaman 0 derece gelecek. 1 derece zaten bir yazdığım zaman da 360 derece 180'in geçeceği için başka bir derece yok. Buradan iki değer geldi. Şimdi 3. denkleme geliyorum derece bulmak için. 0 verdiğimde 45 derece, 1 verdiğimde zaten bunu geçecek. 0 verdiğimde 45 derece, 1 veriyorum. 180, 180'den 45 çıktı 135 derece bu aralıktadır. Yani 135 45 0 ve 180 4 tane farklı derece olduğu için cevabım değişik olarak geldi. 9. sorudayız. 0 küçüktür x küçüktür 90 derece olmak üzere denklemini sağlayan x değeri için sinüs x değeri kaçtır diye sorulmuş. Şuradaki kosinüs 2 x'i sin olarak nasıl yazabilirim? Sinli formül neydi arkadaşlar? 1 eksi 2 sin kare x'ti. Bunu yazarak devam edelim. 16 sinüs x 3 var başında. 3'ü dağıtarak artı 3 eksi 6 sin kare x eksi de karşıya attım. Eksi 11'e 11'e Buradan ne gelecek? Eksi 6 sin kare x artı 16 sinüs x eksi 8 eşittir 0. Her tarafı eksiyle çarpıyorum. 6 sin kare x eksi 16 sinüs x artı 4 eşittir 0 gelecek. Yine her tarafı 2'ye bölelim arkadaşlar. 3 sin kare x eksi 8 sinüs x artı 2 eşittir 0. Çarpanlarına geçeceğim. ve Şurayı 8 ve 4 diye düzeltiyorum. Evet buradan arkadaşlar 3 sinüs x çarpı sinüs x. Burayı da eksi 2 eksi 2 diye açarsak eksi 6 eksi 2'den eksi 8 sinüs x'i elde ederiz. Dolayısıyla ne geliyor buradan? 3 sinüs x eksi 2 çarpı sinüs x eksi 2 eşittir 0 geliyor. Her iki tarafı da 0 eşitliyorum. Birincisinden sinüs x 2 bölü 3 değeri gelir. Diğerinden de 2 değeri gelir. Yalnız sinüs -2 değerini alamaz zaten. Dolayısıyla 2/3 şıklarda var. Cevabımız 5 şıkkı olarak gelir. 10. sorudayız. Eşitliğini sağlayan x gerçel sayılarının çarpımı kaçtır? Şimdi bu ifadeler birbirine eşitmiş. Ben de bunları alfa eşitliyorum o halde. Bu durumda sinüs alfa 3x 1 çıkacak. Kosinüs alfa da 1 2x çıkacak. Dolayısıyla sin ve kosu ilişkilendirmek için sin kare alfa artı kos kare alfanın 1 olduğunu bildiğim için şu ikisinin karesini alıp toplayacağım ve birleştireceğim. 3x eksi 1'in karesi artı 1 eksi 2x'in karesi 1'dir. Buradan kare alıyorum. 9x kare eksi 6x artı 1 artı 1 eksi 4x artı 4x kare Eksi 1 diyelim. Karşıya aldık 1'i. Buradan 1'ler gitti. 9x kare, 4x kare, 13x kare geldi. Eksi 6x, eksi 4x, eksi 10x geldi. Ve 1 sadece sabit sayı olarak kalmış oldu. Şimdi buradan ne diyor? Çarpımı diyor. X sayılarımız 2 tane zaten. İkinci derecede olduğu için 2 kökümüz var. X1 çarpı X2 istiyor. C bölü A 1 bölü 13 Dolayısıyla cevabımız A olarak gelmiş olur. 11. sorumuz olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır? 10. soruya çok benziyor. Aynı mantıkla yapalım. Alfa eşitledim. Tanjant alfa 3x 4 oldu. Kotanjant alfa x artı 1 oldu. Bunların arasındaki ilişki tanjant alfa çarpı kotanjant alfanın 1 olması özdeşliğinden geliyordu. O zaman biz bunları çarparak 1'e eşitleyebiliriz. 3x 4 çarpı x artı 1 eşittir 1 olarak yazdık. Dağıtalım arkadaşlar. 3x kare artı 3x eksi 4x eksi 4. 1'i dağıttım karşıya. Ne oldu? 3x kare artı yok eksi x eksi 5 eşittir 0 oldu. Çarpımı sormuş yine kökler çarpımı x1 çarpı x2 c bölü aydı. Eksi 5 bölü 3 olarak geldi. Cevabım c eşit olarak çıktı. O ikinci soruyla devam ediyoruz. Denkleminin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir? Tanjant x'i sinüs x bölü kosinüs x olarak açalım arkadaşlar. Buradan sol tarafta sin kare x bölü cos x ifadesi geldi. 3 eksi hatta cos x'i çarpalım. İçler dışlar çarpımından. 3 cos x eksi 3 cos kare x olarak gelsin. Şimdi burada sin kare var. Cos ve sin'i ilişkilendirmem gerekiyor. Ya cos ya da sin olarak yazarsak daha kolay olacak. Buradaki bir tane cos kareyi karşıya aldığımda sin kare x artı cos kare x gelmiş olsun. Sağ tarafta 3 cos x eksi 2 tane kos kare x kalmış olsun. Burası da zaten 1 olduğu için sin kareden kurtulmuş olduk. Dolayısıyla hepsini sol tarafa taşıyorum. 2 cos kare x eksi 3 cos x artı 1 eşittir. 0 geldi. Buradan çarpanlarını ayıralım. Ne gelecek? Eksi 1 eksi 1 dediğimde ortayı verdi. Yani 2 cos x eksi 1 çarpı cos x eksi 1 eşittir 0. 0 eşliyorum. her iki tarafı. Cos x eşittir 1 gelecek. Buradan da cos x 1 bölü 2 gelecek. Bunları sağlayan 1 bölü 2 yapan 60 derecemiz var. Şıklarda da gördüm. Cevabım dolayısıyla D şıkkı gelmiş oldu. 13. sorudayız. Denkleminin 0 derece ile 360 derece arasında kaç tane kökü vardır diye sormuş. Sinüs 3x'in 1 bölü 4 yapan açısını bilmiyorum. Ona alfa diyelim. Sinüs alfa açımız olsun. Şimdi bu açıda o zaman 3x eşittir. Alfa artı 360 k olarak yazabilirim. Bir de 3x eşittir. 180'den çıkarıyorduk. 180 eksi alfa artı 360 k olarak yazabiliyorduk. 3'e bölelim her iki tarafı. Alfa bölü 3 artı 120 k gelsin. Buradan da 180 eksi alfa bölü 3 120 k gelsin. Şimdi değerlerimize k yerine değer verip alfalarımızı bir bulmaya çalışalım de, köklerimizi. Dolayısıyla k'ya 0 veriyorum. k'ya 0 verdiğim zaman ne gelecek burası? Alfa bölü 3. 1 verdiğim zaman alfa bölü 3 artı 120. 2 verdiğim zaman alfa bölü 3 artı 240. Alfa açısı da şimdi hangi aralıkta olduğunu bir tahmin edelim. Diyelim ki sinüs 30, sinüs 30 1 bölü 2, 1 bölü 4'ten daha büyüktür. 1 bölü 4'te sinüs alfa olduğu için demek ki 30 derece aslında alfa'dan büyük bir açı. Böyle ilişkilendirirsek 30 dereceden küçük alfa açısını bulmuş olacağız. Dolayısıyla yani 30 eklediğimiz zaman bu aralıkta kalıyor mu diye bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu zaten dar açı burada da 120'ye 30 eklediğimde en fazla 30 eklesem bile 150 olacak. Bu aralıkta olacak. Aynı şekilde 30'u hatta 3'e bölüyoruz. 10 olacak. Yani 10 derece eklediğimizde de bu aralığa düşüyor. Ama 3 değerini vermiyor. 360 artı bir şey olduğu için bu aralığa düşmeyecek. Yani buradan 3 tane kök elde ettik. Aynı mantıkta diğer kısımlara da bakalım. Hatta şunu 3'e böldüğümde 60 eksi alfa bölü 3 olarak alayım artı 120 k diyelim daha rahat görmüş olacağız. K'ya 0 verdiğimiz zaman 60 eksi alfa bölü 3 yine daraç olduğu için bu da bu aralığa düşecek. 2 verdiğim zaman 240 240 ol, e, 1 verdik 0 verdik pardon 1 veriyoruz şimdi 120 180 eksi alfa bölü 3 şimdi 2 verelim 240 60 300 eksi alfa bölü 3 zaten daha fazlasını büyütücü için almıyorum. Şimdi burası tamam dar açı çünkü. Burası da tamam bu aralığa düşer. E burası da tamam bu aralığa düşer. Dolayısıyla 360'ı da bir inceleyelim arkadaşlar yine de. 3 koyduğumuz zaman 360, 60, 420, 420 eksi alfa bölü 3'e geliyor. Zaten bu 30 bölü 3'ten yani en fazla 10 olur. Bu da 410 gibi bir şey gelir. Dolayısıyla da bunu alamıyorum. 3 buradan 3 buradan toplamda 6 tane köküm olduğu için cevabım C şık olarak gelmiş olur. 14. soruda ya 0 derece ile 2 pi yani 360 derece arasındaki x açımız var. Dekleminin bir kökü hangisinde diye sormuş. Şimdi hemen düzenlemelerimizi yapalım arkadaşlar. Sinüs 2x yerine 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x yazabilirim. Artı kosinüs x yanında var. Eşittir kotanjant x de kosinüs x bölü sinüs x olarak yazılsın. Sinüs x'i karşıya alalım. 2 çarpı sin kare x çarpı kosinüs x artı kos x çarpı sin x eşittir Hatta eksi kosinüs x deyip onu da karşıya alıyorum. Eşittir 0. Buradan kosinüs x'ler ortak. Kosinüs x parantezini alabilirim o halde. Ne kaldı? 2 sin kare x birinci terimden kaldı. İkinci terimde de sinüs x kaldı. Üçüncü terimde de 1 kaldı. Eşittir 0. Buradan da çarpanlarını ayıralım. 2 sinüs x'e sinüs x dersek buraya da 1 eksi 1 dersek veriyor. Yani dolayısıyla köklerimiz pardon çarpanlarımız kosinüs x çarpı 2 sinüs x eksi 1 çarpı sinüs x artı 1 eşittir 0. Peki şimdi buranın 0 olması gerekiyor. Hepsini 0'a eşitleyeceğim. Kosinüs x'i 0 yapan değer sonrasında kos, e, sinüs x'i 1 bölü 2 yapan açı sinüs x'i eksi 1 yapan Açı. Bakalım hangisi verilmiş arkadaşlar. Şimdi kosinüs x'i 0 yapan Derecelerimiz nedir? 90 derecedir. Başka 270 derecedir. Bunlar var. Bunları şıklarda göremiyorum. Peki devam ediyorum. Sinüs x'i 1 bölü yapan 2 yapan 30 derece 150 derecedir. 150 derece şıklarda mevcut. E şıkkı. Sinüs x'i de eksi 1 yapan değer 270 derece zaten. O da şıklarda yok. Dolayısıyla cevabımız e şık olarak geldi. 15. sorumuza geldik. Denkleminin 0-2 pi aralığında kaç farklı kökü vardır? Hemen sinüs 2 x ile 2 sinüs x çarpı kosinüs diye açalım arkadaşlar. Eksi 2 kökü 3 çarpı sinüs x. Bunları da karşıya alıyorum. Eksi kosinüs x eksi kök 3. Şimdi buradan sinüs x'ler ortak. Hatta ikiler de ortak. 2 sinüs x parantezine ilk iki terimi alabilirim. Buradan kosinüs x, buradan da eksi kök 3 gelmiş olur. Tamam. Şimdi bu arada artı kök 3 olarak karşıya atmışız. Sağ tarafta da sıfır kalmış. Peki bu kısımda ne gelecek? Bu kısımda da eksi parantezine aldığımızda kosinüs x eksi kök elde ederim. Bunlar da ortak olduğu için aynı parantezde yazıyorum. Kos x eksi kök 3 parantezinde 2 sinüs x eksi 1 eşittir 0. Şimdi 0 eşitleyeceğiz buradan. Kosinüs x'i kök 3 bulduk. Buradan da sinüs x'i 1 bölü 2 olarak bulduk. Şimdi kosinüs x kök 3 değerini alamaz zaten arkadaşlar. Çünkü 1 ile eksi 1 arasında değerler alırdı. Kök 3 bunlardan büyük olduğu için buradan kök gelmeyecek. Sinüs x'i 1 bölü 2 yapan değer nedir? 30 derece ve 150 derecedir. Yani iki tane kökümüz var. Cevabımız A şıkkı gelmiş olur. 16. sorudayız. testimizin son sorusuna geldik. Denklemini sağlayan x değeri için tanjant x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Tanjant x istediği için Tanjant x'i elde etmek için her tarafı kos kareye böleyim arkadaşlar. Şuradan ve bu kısımdan da bölmüş olalım. Buradan bakın tanjant kare geldi. 3 tanjant kare x diye yazabilirim. Buradan bir tane kosu götürürsem sin x bölü kos x tan x geldiği için eksi 5 tan x diye bu ifadeyi de yazdım. Kos kareler gitti. Eksi 7 kaldı. Eşittir 0. Denklemi bulduk. Bunu sağlayan x değerlerinin toplamını dediği için kökler toplamından bahsediyor. x1 artı x2 de eksi b bölü a formülünden eksi b'miz nedir arkadaşlar? Eksi 5'tir. Eksi de var. 5 oldu. Bölü a'dan 5 bölü 3 olarak gelmiş Çok Cevabım değişik olarak geldi. Evet bu testi de burada bitiriyorum. Bir sonraki testim ÖSYM tipi test çok çok önemli bir test. Artık son 3 testimiz kaldı arkadaşlar. Trigonometriyi bitiriyoruz. Evet buraya kadar izlediyseniz herkese teşekkür ediyorum. Ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bize destek olmak için kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki testte hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın.